Zamanın aslanı Peugeot ile Görben çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. Benim yanımda da böyle sümsük bir adam vardı yani, hatırlamıyorum bir ismini. Tabii yayın bir başladı. Yani tabii 27 yaşında bir çocuk. Varsa bir dertleri benimle uğraşsınlar. Yani 2008'den beri ben aktif biçimde. Orada ben tabii Nagihan'ın çok farklı tarafını gördüm. O yani bir haftalık bir seyahatti o. O bir haftada general haddini bil, otur yerine falan böyle konuşuyordum. Adamlar bugüne kadar her zaman. Sonra öğretmenimiz, tabii çok yanlış düşünüyorum. O üç arkadaşı tahtaya kaldırdı. Çocuklar duruyor. Siz üçünüz niye ağlamadınız diye. Biz yaşadık bunu. 3 sene hiçbir şekilde, 3 sene ben fiilen tabutta yaşadım. Hayatımı kendimi affetmeyeceğim çok büyük bir ahmaklık yani. Ben Atatürk'ü seven bir aileden geliyorum. Atatürk'ü seviyorum. Ama hayatı boyu doğru yaptı. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir insan için böyle bir şey olamaz. Rasim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Slogan olmuş zaten. Evet, bu programın sloganı bu. Rasim Bey, evet. Türkiye'deki bu siyasi iklimde sizi hep yandaş olmakla, yandaş sıfatıyla sizi tırnak içinde suçluyorlar. Bu sizi kıran, üzen ya da yok ya ben öyle değilim dediğiniz bir şey mi? Yoksa hayır, evet mi? Şimdi şöyle, ben aslında çok uzun süredir siyasette çok aktif bir adam değilim. Benim siyasette çok aktif olduğum iki dönem oldu. Birincisi askeri vesayetin tasfiye edildiği o dönem. O tasfiyeden sonra zaten biraz daha magazine ve futbola kaydığım bir dönem oldu. Sonra 2012-13'ten itibaren bu Fethullahçı tehdit olunca, sivil hükümeti askerler yerine onlar devirmeye kalkınca, ikinci olarak da FETÖ olayında, yani FETÖ ile FETÖ'yü devirme sürecinde aktif oldum. O zaman tabii daha da medyada bir konumum vardı. İlk seferde gerilla gibi tek başıma çıktım. İkinci seferde bir ekiple de, bir arkadaşlarımı da yöneterek oraya girdim. Ondan sonra aslında ben büyük oranda siyasette çok aktif değilim. Çünkü ben böyle gündelik siyaset yorumculuğundan ziyade bir hedef doğrultusunda siyasette olmayı seven biriyim. O da bir, tabii ikisi de çok sert süreçler olduğu için o süreçlerden kalmadı. Tabii ki bana karşı antipati duyan çok sayıda insan var. Bunları da doğal karşılamak lazım. Ya onların da olayı ama benim herhangi bir düzenli bir hani işte her gün yorum yapayım da destek ol, öyle bir sürecim yok. Yani bilakis ben yani Türkiye'de son 12-13 senede iki tane devrim yaşandı. Beğenelim, beğenmeyelim. Birincisi o eski rejim, askeri vesayet rejimi yıkıldı. Ardından Gülenistler bir boşluğu doldurmak istediler. Bir FETÖ rejimi kurmak istediler. Orada ikinci büyük kapışma yaşandı ve onlar da tamamen berhava edildi. Her iki süreçte de ben varım. Ve her iki süreçte olan hemen hemen tek kişiyim. Yani gazete, yani mesela bizim basında birinci süreçte olan arkadaşlar var, ikinci süreçte olan arkadaşlar vardır. Her ikisinde birden çok aktif azdır. Dolayısıyla ya benim temel şeyim o. Ama isteyen istediğini diyebilir. Yani hoşgörülü olmak lazım herkese karşı. İşte kırılmamak lazım. Onlar da haklıdır yani. Ona göre zarar görmüşlerdir vesaire. Doğaldır. Sizin bu basında parlamanız nasıl oldu Rasim Bey? Şöyle oldu. Ben Plato Film'de çalışıyordum. Sinan Çetin'in yanında. Öyle mi? Tabii tabii. 2002... Biz karşılaşır mıydık sizle? Vallahi herhalde karşılaştık. Demir bana menajerim de sordu ama galiba Avrupa yakasını çektiğimiz dönemde siz gelmiştiniz. Sizin de yeni şey olduğunuz dönemde, o Bayhan'da bir parlama oldu dönemde. Biz Sinan Çetin'le çalışırken o zaman ben metin yazarıydım. Ve bizim Plato Film yayın evi vardı. Ayn Rand'ın kitapları basıyorduk hatırlarsınız. Sinan'ın da o zaman krallık dönemi yani. Bizim sektörde çok etkiliydik. İşte o dönem 2002-2008 dönem. Biz siyasi olarak yani entelektüel olarak da Sinan Çetin'le %80-90 aynı dünya görüşünde olduğumuz için bir beraber bir şeyler yapalım dedik. Ama o imkanda olmadı. Sinan Çetin iyi örgütlenemeyen, yani bireysel yetenek kuvvetli ama iyi örgütlenemeyen bir insandır biliyorsun. Şirketi mülketi iyi yönetemedi bence. Onu söyledim. Ben kendisine hep söyledim. Espri yaparım hatta. Beni dinleseydin ben seni yabancı en iyi yabancı film Oscar'ına kadar götürürdüm diye. Vallahi götürürdüm diye. O da yani o benim yeteneğimi ve potansiyelimi iyi bilir falan. Sonra bu süreçte ben Sinan Çetin'le çalışırken 27 Nisan muhtırası yaşandı. Hrant Dink cinayeti yaşandı. Kapatma davası bütün bunlar yaşanınca
Ben ilk defa gazetelere Plato Film'de çalışmaktayken, yayın evi, metin yazarlığı, kas direktörlü falan filan da yapıyorduk. Hatta Serenay Sarıkaya'yı biz bulmuştuk Antalya'dan yani. Onu daha iyi hatırlıyorum. Ama ben tabii ayrıldığım dönem. Bir tane tutmayan bir dizi yapmıştık. Limon Ağacı mı ne, öyle bir şey yapılmıştı. Serenay'lık dizisi. Sonra o kız aldı yürüdü. Ama o günden beri görmedim. Siz dizilerin metinlerini mi yazardınız? Hayır. Reklam metinlerinde ben aktif oldum. Serdar Erener de oğlum bir efsane ekipti o zaman o. Şimdi Serdar da artık reklam piyasasında önemli bir aktör değil bildiğim kadarıyla. Sinan Çetin'de çağ değişti. Biraz işte neyse siz daha iyi bilirsiniz onları. O dönemde ben yazılar yazmaya başladım. Çeşitli gazetelere. O zaman Ahmet Altan'la Taraf Gazetesi'nde uçtuğu dönem ve ben dışarıdan yazılar yazıyorum. Yani ben bir muhabir, gazeteci gideyim, işte CV'mi bırakayım, öyle bir şeyim olmadı. Onun için ben kendime hiç gazeteciyim dememişimdir. Gerçek gazeteci arkadaşlara da ayıp olmaması için. Çünkü onlar mesleğin çilesini çekiyorlar, bilmem ne, muhabir koşturuyorlar, yağmurda, çamurda. Ben dışarıdan yazı gönderen bir adamdım. O yazılar çok tuttu. Mesela bir yazı yazdım 2008'in Mayıs ayında. Tam 68 olaylarının 40. yıl dönümü. Deniz Gezmişler konuşuluyor. Ben denizlerin yolu bizi nereye götürür diye çok sert bir yazı yazdım. Dedim ki elbette Deniz Gezmişlere yapılan bir cinayettir. Türk devleti cinayet işlemiştir ve Deniz Gezmişleri öldürmüştür. Peki Deniz Gezmişler o kuşak özgürlükçü, demokrat bir kuşak mıydı? Yoksa gayet hatta solcu bir kuşak mıydı? Yoksa ulusalcı bir kuşak mıydı diye provokatif de o zaman daha da provokatiftim. Şimdi 3-4 gün önce 40 yaşına bastım. O zaman 27 yaşındayım. Yazı inanılmaz uçtu. Yani ben no name bir adamken Türkiye'nin en önemli profesörleri bana cevap yazıyor. 2008'in Mayıs ayı, 17 Mayıs 2008'den şeye kadar. Mayıs, Haziran, Temmuz o dönem. Sonra o ara Yasemin Çongar bana köşe yazarlığı teklif etti. Dedi ki ya senin her yazın uçuyor. Yani her yazı uçuyor. Ben de dedim ki tabii ki para daha istemedim. Dedim ki zaten tarafın durumu belliydi. Para istemiyorum dedim. İkisini idare ederim diye düşündüm ama sonra Plato Film bıraktım. Sonra bizim bu Taraf Gazetesi yazarlığı süreci başladı. Yine benim tabii her yazı yani bugün kimi yazılarıma bakıyorum yani tasavvur edilemeyecek yazılar yani çok yani cesur çok sert yazılar. Tabii 12-13 senenin sonunda bazı noktalarda geri gittik açıkçası. Ondan sonra bir küçük televizyona çıktım ama televizyonda da rahmetli Mehmet Ali Birand 2009'un Ocak ayında beni çağırdı. Yani ilk gerçek televizyona çıkışım odur. Onun için küçük böyle Kanal T diye bir kanal vardı böyle. Ona Mahmut Öbür'le çıkmıştık. Ona çıktım. Ocak 2009. Çıktık ve yayın uçtu. Dehşetli bir yayındır o. Yani hatta şimdi bu vesileyle Umur Birant'a söyleyelim de onu yeniden yayınlasın. Yani arşivde. 32. gün mü? 32. gün. Hatta çıktım işte benim karşımda şimdi Profesör Ümit Özdağ vardı. Mehmet Faraç vardı Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Bir general vardı. İki general vardı. O zaman emekli generaller çok çıkıyordu. Benim yanımda da böyle sümsük bir adam vardı yani hatırlamıyorum bir ismini. Tabii yayın bir de başladı. Yani tabii 27 yaşında bir çocuk. Beni de ezeceklerini falan düşündüler herhalde. Çok sert yani o yayının yeniden seyrederseniz görürsünüz. Bir şey oldu yani çok sert bir yayın oldu. İnanılmaz reyting yüksek bir yayın oldu. O bir anda bir televizyoncu olarak da patlattı. Yani benim aslında çıkışım hem yazar hem televizyon yorumcusu olarak böyle pop şarkıcısı gibi bir anda hani bir şarkıyla çıkar hop adam uçar falan. Neydi size konuk bir arkadaş vardı. Ham Çökelek mesela değil mi? Çıktı, Atilla uçtu. Ha. Onun gibi bir durum oldu. Hemen 32. günün arkasında diğer yayınlar bana telefon yağdırmaya başladılar yani. Hemen o hafta bir başladım yine işte diğer bütün yayınlardan. O zaman daha ana akımda daha güzel tartışma programları yapıyordu. Şimdi siyasi tartışma programlarının o havası kalmadı. Yani rahmetli Birand'ın gidişi bence hala da dolmadı. Ali Kırcı hayatta ama Ali Kırcı'nın siyaset meydanında yeri dolmadı. Onu da söyleyeyim. Yani ne kadar yapar yapmaz aslında o konuda açık var. O şekilde gitti. Devam etti. O zaman Nagi Hanım'la evli miydiniz? Yok. Çok alakası yok. Nagi'yi tanımıyordum. Nagihan akşam da o Nagihan gerçek gazetecidir yani sıfırdan dış politika, Avrupa Birliği muhabirliği, dış politika muhabirliği vesaire vesaire. Ondan sonra girdim. O ara Reha Muhtar beni aradı. Dedi ki ya işte o siyasetçi programı başlayacaktı. Dedi ki ya benim danışmanım olur musun? Beraber çalışalım. Bir de Ahmet Tulgar vardı. O daha işte sola yakın. Diyelim işte ben daha o zaman liberallere, AK Parti'ye yakın diye düşünerek
bir programa girdik. O program da çok başarılı oldu ama Reha Mutlar'la Mehmet Ali Birand'ın ego kavgaları oldu. Fazla sürmedi. O şekilde başladım. Sonra tartışma programlarında sabit çıkmaya başladım. Onlar da hep çok başarılı. Ondan sonra da 2011'de işte o ilk şey dönem. Yani bana olan kimi nefretlerin olduğu doğal karşılıyorum. Çünkü o zaman ben çok sert, çok devrimci bir tavırdaydım. Yani bu eski rejimin yıkılmasına taraftardım. O zaman da yani Deniz Gezmişleri tenkit ediyordum ama yani onların o koyu, sert devrimci tutumunu ben de o dönemki generallere aynı tavrı sergiliyordum. Tabii o dönem için yani her anda benim başıma bir şey geleceğini düşünüyordu insanlar. Çünkü bu, o ana kadar biri çıkıp işte ben mesela 32. günde hatırlıyorum bir general vardı. Hey general haddini bil, otur yerine falan böyle konuşuyordum. Adamlar bugüne kadar her zaman paşam demişler. En karşı çıkan bile aşırı şey davranmış falan. Benimki tamamen böyle bir neredeyse bireysel saygısızlığı da içeren bir tavır o dönem için. Ondan ötürü zaten birçok şey odur. Yani o birçok bana olan nefretin de kaynağı o dönemdir. Neticede o askeri vesayet rejimi yıkıldı. Ama yıkılması bugünden baktığımda yani Türk tarzı yıkıldı. Yani bir yöntemlerde falan ciddi problemler vardı. Şimdi şu an baktığımda öyle görüyorum. Rasim Bey, o dönem şöyle bir şey oldu mu? Bir şey yapıyorsunuz televizyonda. 32. güne çıkıyorsunuz. Evet. Çok tuttuğunu görüyorsunuz konuşma biçiminizin. Aha. Sonra daha da tutsun diye ajite ettiniz mi kendi kendinizi? Olabilir. Olabilir. Doğru ama o dönem benim mesela televizyonculuk, kariyer, para falan diye hevesim, amacım yoktu. O belki sonradan olmuş olabilir. İlk başta tek amacım var. Etkili olmak, karşı taraftaki bloğu sarsmak. Sarsmak. O dönem temel amacım oydu. Ve onun için de hafif yani kasıtlı provokasyonlar yapıyordum. Çünkü o bir taktik olarak da onu yapıyordum. Çünkü yani bu bir savaş gibiydi o dönem aslında. Yani Türkiye o savaşta da bir tür kurtulamadı tabii, ayrı bir şey ama. Yani evet, kasıtlı yapıyordum bazı şeyleri ve onun yıkılması gerektiğine inandığım için öyle davranıyordum. Tabii bugünkü şeyim olsa daha şey davranırdım, yumuşak, daha anlayışlı davranırdım. Anladığım kadarıyla şimdi beyaz futbolda da zaman zaman birbirinizi böyle ajite ediyorsunuz zaten. O mesela televizyonculuk. Şimdi beyaz futboldaki olay televizyonculuk artık. O yani dediğim gibi işte en son Beşiktaş'a gelen futbolcu Gezal'ın motorunu ben canlı yayında motora bindim falan filan. Yani o artık televizyonculuk. Ama ilk çıkışında bu benim olayım tabii. Yani bu benim televizyonda izletebilme yeteneğimi siyasal bir amaçla kullanmaktı. Vesaire. Ona da spin doctor derler İngilizce. Yani o ortamı değiştiren kişi. Ya zaten o yüzden de dediğim gibi bana o dönemden tepki çoktur. Doğaldır. Medyada da aynısını yaptım. Yani Aydın Doğan'a karşı vesaire. Yani o dönemki egemen medya rejimine karşı. Sonra Nagi Hanım'la tanıştınız. Şöyle evet. 2009'da zannediyorum bir başkonsolosluğun davetiydi. Nagi Hanım'la tanıştık. Nagihan o zaman ağırlıklı dış politika gazetecisiydi. Nagihan'ın iç politikaya çok ilgisi olduğu dönem değildi aslında. Orada tanıştık. Başta arkadaştık. Takılıyorduk, sohbet ediyorduk falan. Hiçbir aramızda ilişki yoktu. Hatta benim başka ilişkilerim oluyordu. O biliyordu mesela falan ama arkadaştık yani. Sonra bir Tanzanya seyahati yaptık biz. 2010 yılının Mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın düzenlediği bir şeydi. Bir sürü kişi vardı, gazeteciler falan. Orada ben tabii Nagihan'ın çok farklı tarafını gördüm. O yani bir haftalık bir seyahatti o. O bir haftada Nagihan'ın evlenmem gereken insan olduğunu düşündüm. Yani orada başka bir sürü de kadın vardı ve onlardan çok net bir biçimde böyle farklılığı, ışığı yansıyordu. Farklı bir insan olduğunu orada gördüm. Oranın dönüşünde ben çıkma teklif ettim. Ama o zaman da tabii ben de tanınıyorum. Nagihan da basında tanınıyor. İşte nasıl yapalım falan. Başta bir beraber şeye gidiyorduk. İşte yurt dışına gidiyorduk. Kimseye çaktırmadan falan. Deniyorduk kendimizi. Ondan sonra o iş netleşti ve ondan sonra da zaten yani 2010'un Haziran, Temmuz'unda başlayan bu süreç 2010 Aralık'ta biz evlendik. Olay bu. Ha şunu da söyleyeyim. Nagihan'a yöneltilen kimi nefreti de bana yöneltileni ona transfer ettiler. Ve bu konuda ben karıma
çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani Nagihan'ın 2010 yılına kadar, Nagihan mesela, burada bak ilk defa açıklıyorum, Nagihan 2010 yılının, yani İlker Başbuğ döneminde genel kurmaya akredite bir gazeteciydi. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın çağırdığı gazeteciydi. Bizim için Genelkurmay Başkanlığı, yani bizim ismimizi duyduğunda böyle ürküyordu. Yani Nagihan'ın o dönem, eğer Nagihan'ın o dönem bir sorunu varsa, sizin de mesela bir şey olmuşlar Nagihan'la bir, mesela oradaki paşalara ya da paşa hanımlarına şunu söylüyorum. Orada bir de bir şey uydurdular falan Nagihan'la ilgili. Nagihan o dönem Genelkurmay akredite bir gazeteci. Nagihan'ın öyle bir tavrı yok. Sonrasında var. Bana olan nefret 2011'den sonra da Nagihan'ın popülerleşmesiyle beraber geçmişe yönelik fabrikasyon, imalat şeyler yapıldı. Ve orada benim karıma çok haksızlık yapıyor. Varsa bir dertleri benimle uğraşsınlar. Yani 2008'den beri ben aktif biçimde askeri vesayetin düşmanıyım. Ve generallerle çok kavga ettim. Ama Nagihan'ın öyle bir şey olmadı. 2011'den sonra hatırlarsınız CNN Türk'teki programda o da daha aktif oldu. Yani onu kabul ediyorum. Ama 2011'dir o. Sonrasında zaten Nagihan'ın Nazlı Olacak'la kavgası oldu. Şeyden itibaren, 12-13'lerden itibaren. Siz de bir radikal bir söyleşi yapmıştınız, hatırlıyorum. Yani o da bir, hani Türkiye'de her şey birbirine karıştırılır biliyorsun yani. Bir anda onun eşi diye, onun şeyi de, ona kızgınlık da ona mal edilir falan. Böyle bir şeyler olur. Yani işin aslında tarihi kronolojisi böyledir. Şu anda mesela Nagihan Hanım canlı yayında tartışma programındayken mesaj atar mısınız? Öyle değil, böyle, böyle söyle, öyle söyle. Şöyle, tam olarak değil ama paslaşırız. Yani tam yayında değil ama yayın öncesi falan filan. O da bana mesela, ben çıktığımda eskiden çok yoğun çıkıyordum siyasi yayınlara. Orada o da bana atar. Yani öyle aramızda bir şey var, iletişim vardır. Mesela yazılarını okur mu size? Şey vardır, paslaşma vardır. Hepsi değil. Ama arada ya fikrin nedir, ne diyorsun falan diye birbirimize. Çünkü sonuçta biz aynı temel, aynı dünya görüşünde, üslupları farklı olmakla beraber. Yani şey bir çiftiz biz, hani bambaşka iki çift olur da bambaşka dünyası olur. Biz zaten benzer dünya görüşüne sahip çiftiz. Farklı taraflarımız vardır ama paslaşırız yani. Çocuğunuz var değil mi? İki çocuk var. İkimiz, aa ben bir tane biliyorum. Yok ikiz, iki çocukumuz var. Aa ikiz. Tabii ikiz çocuğumuz var. Aa kimin ailesinde ikiz var? Yani Nagihan'larda var. Nagihan'larda şey de var. Onun galiba evet, akrabalarında var. Bizde yok. Bizim ailede ikiz yok. Onlarda var. Hatta onun hikayesi sen tabii... şimdi şöyle... Bu çocuklar şimdi... Nagihan hamile. Başta böyle bir ikiz diye bir şey yok. Biliyorsun başta bir şey çıkmıyor herhalde. O sırada da komik yani. Komik bir şey. Nagihan uçağa gidiyor, geliyor. Dedim ki o gazeteci olan odur. Yani benim böyle gazeteci soru sorayım. Ben bir kere mesela Tayyip Erdoğan'la yayına çıktım. Soru sormak yerine kendim yorum yapıyorum. Danışmanlar geldi. Abi dedi Tayyip Bey'in yayını mı? Senin yayını mı? Kendine gel. O da tam da şey yayınıydı. 17-25 Aralık sonrası ilk böyle velveleli yayın böyle. 6 Mart 2014'te. Nagihan uçağa biniyor. Tayyip Bey işte duyuyor. Ya hamileymişsin Nagihan, hayırlı olsun diye. İşte... Ya diyor işte kız olursa diyor Tayyip Bey, ben Ayşe Betül ismini çok severim diyor. Ayşe? Ayşe Betül. Betül. İkisi beraber. İşte Nagihan da bana geldi söyledi. Diyor dedim sevdiğimiz bir insan ismini koyalım. Yani niye bu dedim, tarihi bir figür, tarihi bir karakter. Sonra bizim ikiz oldu, iki kız oldu. Biz de Ayşe, Ela, Betül, Yasemin yaptık. O zaman Tayyip Bey beni aradı. Ulan dedi ikiz olmuş dedi, sen dedi perakendeci değil toptancısın dedi. Benim isimleri de ikiye bölüp paylaştırmışsın dedi. Dedim araya da kendi isimleri koyduk. Hepsi dediğiniz oldu hem bizim dediğimiz oldu dedi. Espri yapmıştım yani. Kaç yaşındalar şimdi? Şimdi 7 yaşındalar. 8 olacaklar. Ha bayağı büyümüşler. Temmuz ayında tabii. 2013 Temmuz ayında doğdular. 8 yaşına basacaklar. Hiç görmedik onları. Yani tabii biz böyle kamuoyuna yansıtalım falan diye hiç düşünmüyoruz ama... Geçen bir Sputnik benimle belgesel yaptı, yanıma geldiler, onlarla çıktı. Yani saklayalım diye de bir derdimiz yok ama hani ön plana çıktı, ikizler şunu yaptı falan. Onlar da biraz projedir, sen biliyorsun magazin dünyasında öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki. Ama özellikle de saklamıyorsunuz. Çok saklamıyoruz. Diyorum ki Sputnik benimle belgesel yaptı, çocuklar yanımdaydı. Geçen işte bizim doğum günümle ilgili bir şey yapmışlar, bizim bütün aile. 40. yaş günümle ilgili bir video. Orada ikizler de var. Bizi Beyaz Spor'la yayınladık mesela. 2 gün önce yayınladık. Öyle bir saklama şeyi yok ama özel bir çaba da yok yani. Böyle bir hazır. Zaman zaman canlı yayınlarda pot kırdığınız oluyor. Sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor.
Mesela bunları bilinçli yaptığınızı düşünüyorum zaman zaman. Ya şöyle, yani şey değil. Mesela bu bazı lafları özellikle söylerim tabii. Ama mesela o meşhur benim de başıma olay getiren olay tamamen bilinçli olması mümkün değil. Tam aksine benim hayatım boyu kendimi affetmeyeceğim bir olay. Yani o yoksa onun dışındakiler ama yani ekranda ben şunu unutmayalım. Şimdi ben şu an aslında aktif olarak beyaz futbolda var olan bir adamım. Dedim ki siyasette ben bir şeyi değiştirmek için girerim. Yani ben kumdan kaleler yapmak için siyaset yorumculuğunu doğru bulmuyorum. Yani gündelik siyaset takip etmeyi de sevmiyorum. Sıkıcı buluyorum. Siyasete girersen bir şeyi değiştirmek için. Yani işte askeri vesayetin devrilişi ve FETÖ'nün devrilişi. İki süreçte ben varım. Sonra yokum zaten ben. Yani çok yokum. Yani çok aktif değilim. Şey beyaz futboldaysa orada ben öncelikle bir şovmenim yani. Şovmenim, futbol yorumcusuyum. Hatta yani Z kuşağının da çok sevdiği bir komedyen haline dönüştüm ama kendiliğinden oldu. Yani ben komedyen olayım diye düşünmedim yani. Ama her zaman doğal bir insan olduğum için orada konuşurken, sohbet ederken fazla tabum da yoktur. Tabu da tanımadığım için espriler, geyikler vesaire ki şu algı da bence Türkiye'de değişmeli. Yani bir insan siyasal konularda, entelektüel konularda yorum yapıyorsa, o konuda çok kitap okuyan bir insansın ki ben öyleyim. Efendim espri yapamaz, geyik yapamaz. Kemal Sunal filmlerle de büyüdük. Bir yandan ben siyasal tartışmalarımda içinde oldum. Ve öğrendim. Benim mesela İzmir'de İzmirliyim. 60. yıl Anadolu Lisesi'nde okurken bir yandan o dönemin 90'lı yılların o canlı medyasındaki her türlü geyikle ilgiliydik. Bizim Ahmet Çakar'dan o zaman da Telegol programı vardı. Yani çok yine böyle geyik olurdu bizim kadar olmasa da. Ona da bakardık. Ama mesela hani deminki siyasal konudan bahsettim. Benim mesela siyasal olarak beni etkileyen bir olay vardır. Onu size anlatayım bu vesileyle. Orta 2 ya da orta 3'teyim. O zaman Can Dündar'ın Sarı Zeybek belgeseli meşhur biliyorsun. Bize de VHS kasetle izletiyorlar. Ben Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum. Türk, layık yaşam tarzına sahip. Biz tabii İzmir'in de çoğu öyle. Biz tabii ağlıyoruz yani doğal olarak o şeyle gelmişiz. Sonra bizim arkadaş içimizden 3 arkadaş ağlamadı. Onu da o çocuklukla bir arkadaş ispiyon etti. Ya bunlar Sarı Zeybek'te ağlamadı diye. İşte Atatürk'ün ölüm süreci vesaire. Sonra öğretmenimiz tabii çok yanlış düşünüyorum. O 3 arkadaşı tahtaya kaldırdı. Çocuklar duruyor. Siz üçünüz niye ağlamadınız diye. Biz yaşadık bunu. O an ben de ilk başta kızanlardan biriydim o çocuk halimle. Nasıl olur işte falan. Ama o an bir tuhaflaştım. Çocuklar da duruyor. Sonra üçüyle de konuştum. Yani hiçbiri tam arkadaşım değildi ama konuştuk. Biri, şimdi ismini vermek doğru olur mu bilmiyorum tabii. Daha İslami kesimden. Babası da galiba Refah Partisi'nin Balçova ilçe başkanı mı neydi? Öbürü Dersimli. Kürt Alevi bir arkadaşımız. Babası işte solculuktan uzun yıllar yatmış. Öbürü de gayrimüslim bir arkadaşımız. İzmir'de gayrimüslim cemaati çok biliyorsun. Üçüyle de benim yani o zaman böyle bir entelektüel şey yok. Çocuğuz. İlk olarak ailemden devraldığım, devletten hep öğrendiğimiz o algıları sorguladığım olaydır. Üçüyle de konuştum. Yani bizlerin bu kadar verili olarak etkilendi. Siz niye böylesiniz? Biri İslami kesimden, İslamcı, muhafazakar, öbürü işte Kürt, Alevi ve solcu, sosyalist, Marksist, öbürü de gayrimüslim. Ve işte aslında bu olay bile bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o aşamada o problemleri, biri işte Kürt meselesi, öbürü İslam dindarların meselesi, işte hala bak gündemde Ermeni meselesi ve işte Aleviler, Alevi meselesi. Yani Cumhuriyet'in, devletin Türkiye'de ötekileştirdiği insanlar. Ve onların dünyası çok farklı. Onların dünyasında hepsinin değil ya da bir önemli bir kısmında Atatürk çok farklı. Bizler için Atatürk çok farklı. Devlet bizim için çok farklı. Onlar için çok farklı. Ve bu sorunun özgürlükle, demokrasiyle çözülmesi lazım. İşte beni liberal, demokratik düşünceye iten bir küçük olay başlangıcıdır bu mesela. Ondan sonra da gitmiştir. Yani bugüne geldiğimizde o dindar arkadaşın özgürlükler sorunu çözüldü. Ama diğer arkadaşların hala çözülmedi. Bu konuda da bu da benim öz eleştirimdir.
Yani son 10 mesela sene. O başınıza Boştak meselesi geldikten sonra canlı yayına girilmediniz mi hiç Rasim Bey? Hayır, ben o an zaten o canlı yayında şöyle Ekşi Sözlük'ten ben o hayatım boyu kendimi affedemeyeceğim olayı Ekşi Sözlük'te böyle bir şey yazıyordu. Ben de söyledim, hiç düşünmedim. O yayında öyle bir şey kimse düşünmedi. Yayın bitti, yayın sonrası şey oldu. Ondan sonra tabii ben hemen açıklamayı falan filan yaptım ama o işte ortalık karışmıştı. Ondan sonra gitti. İşte dedim ki hayatım bu, kendimi affetmeyeceğim. Çok büyük bir ahmaklık yani. Benim gibi de Boşnaklar hakikaten çok seven. Bosna'ya çok gitmiş. Oranın kültürünü de iyi bilen bir insan. Ama tabii sonraki süreçte esasen Boşnak kardeşlerimizin bana yaptığı bir şey gibi görmemek lazım. Sonraki süreçte AK Parti içi kaynayan kazan olmaya başlamıştı o dönem. Ve o bir vesileyle böyle benden de biraz belki kurtulmak istedi bazı arkadaşlar ve onların da bir baskısı oldu. Yoksa Osman Gökçek şey değildi yani o konuda mert bir insandır Osman. Ondan sonra o süreç gitti vesaire, bambaşka bir hal aldı. Yoksa o an değil yani o andan sonra büyük bir şey, pişmanlık ve büyük bir şey yaşadım. Yoksa o an öyle bir görüp okuduğum bir şeydi yani, bir bilinçli bir şey olmadığı için. Ekşi Sözlük'te olan bir şeydi. Olay bu. Rasim Bey, mesela bir şey olduğunda geçenlerde gördüm, Reha Bey size Twitter'da bir şey yazıyordu. Duydum ben. Evet, geçenlerde gördüm. Ya da Nagi Hanım'a bir şey yazıyor. Evet. İşte mesela ben demin söylediniz ya aranızda bir sorun olmuş galiba diye. Ben Nagi Hanım'a karşı dava açan şeyin bir, avukatıydı. Şeyin askeri bir asker bir beyefendinin avukatıydım. Evet, daha doğrusu evet. Hanımının avukatıydım. Evet evet. Yoksa aramızda bizim Nagi Hanım'la kişisel ne sorun olabilir? Evet, ben evet, işimi evet. yapıyorum sonuçta. Evet, evet, evet. Daha sonra mesela akşam eve geldiğinizde dertleşir misiniz? Ya bugün de benim başıma böyle böyle bir şey geldi. Şimdi tabii o kadar şey olduk ki, tırnak içinde kaşarlandık ki yani bu konuda artık herhangi bir şey değil. Ya herhangi bir aramızda şey olmuyor. Ya bugün de başıma bu geldi falan. Hani birçok insan için çok büyük kriz olan şey bizim için büyük bir kriz değil artık yani. Bunlar bir şeyler söylenir, yazılır, düşmanlık ederler falan filan. Ama bir yandan da özellikle genç kuşağın bana olan çok büyük bir sevgisi var. Ve ben bakın 3 sene ekranlardan çıkamadım. Ve sen çok iyi bir televizyoncusun. Yani 3 sene değil, 3 hafta ekranlardan uzak kalıp unutulan çok insan vardır. Çok nankör bir meslektir. 3 sene hiçbir şekilde, 3 sene ben fiilen tabutta yaşadım. Ama o dönem özellikle 16-24 yaş kuşağı beni ayakta tuttu. Israrla. Yani hiçbir gün popülerite baz almadı sokakta. Onlar hep sevgi gösterdiler. Bana çok eskiden siyasal tepkiler olurdu. 11'lerde, 12'lerde. Bana çok uzun süredir bugün korumam var ama bir olumsuz tepki de yok. Ama Z kuşağından, ama politik kimliğimden ötürü değil. O işte şovmen, komedyen, espriler yapan, işte o kimliğimden ötürü büyük bir şey vardır. Sevgi vardır ve onların ısrarlı talebi, sevgisi aslında beni ayakta tuttu. Yani işin gerçeği bu. Anneniz babanız yaşıyor mu Rasim? Tabii yaşıyor. İkisi de hayatta İzmir'deler. Aa. Tabii. Ne iş yaparlardı? Babam ziraat yüksek mühendisi. Annem matematik öğretmeni. İkisi de İzmir'de yaşıyorlar. İşte başta annemle babam dediğim gibi daha kemalist diyebileceğimiz çizgidelerdi. O benim ilk çıkışlarımda memnun değillerdi. Ama kemalist ailelerde, Atatürkçü ailelerde çocuklarına karşı da bir şey vardır. Hoşgörülüdürler, daha hoşgörülüdürler. Yani belki siyasi olarak rigid oldukları yerde bile çocuklarına karşı daha böyle bir özgürlükçü bir alan tanırlar. Yani o çatışmalarımız oldu. Başta mesela memnun olmadılar. Benim o zaman Taraf Gazetesi'nde yazdım, söylemediler tabii etrafı falan. Çünkü o zaman çok bir, hatta ben yazdım da bunu yani köşemde o zaman. Sonra zaman içinde, ama o da şu da vardı. Yani bana olan bu fikir farklılığının yanında onlar da Türkiye'deki devlet geleneğini iyi bildikleri için, her ne kadar o geleneğe bağlı olsalar da, babam Kıbrıs Kadisi'de benim mesela, babam kendi o kadar yani milliyetçi bir adamdır ki 74'te 2 yaşında ablam olmasına rağmen, 72'li benim ablam, kendisi ziraat mühendisi olarak devlette de çalışıyorsa gönüllü olarak Kıbrıs Savaşı'na gitmiştir ve gazi olmuştur. Oradaki EOKA kurşunlarıyla.
Ve ama şunu da biliyorlardı ki benim o dönemki askeri vesayete karşı çok sert duruşumdan ötürü başıma bir şey gelebilir. İşkence edilebilirim, kaçırılabilirim, öldürülebilirim. Bunu da biliyorlar. Hatta ben onlara diyordum. Siz fikir farklı değil. Bunların da bilincinde olduğunuz için korkuyorsunuz. Evet diyorlar. Evet de işte bu düzen yanlış. Size eğer sizin çok bağlı olduğunuz o rejime, o devlete birileri böyle itiraz ettiğinde işkence görecek, hapse atılacak, dövülecek, öldürülecek, kaçırılacaksa bu düzen yanlış. O zaman 2008-2009'daki konuşmalarımız. Ve adım adım onlar da belli oranda daha bir liberalleştiler. Ama o ana çizgilerinden de uzaklaşmadılar. Öyle bir ilişkimiz oldu. Zamanla daha da güzelleşti. Şu anda yan yana geldiğinizde hala fikir çatışması yaşıyor musunuz? Farklılıklarımız var. Ama ortak olduğumuz çok yerler de var. Yani tabii zamanla, tabii Türkiye'nin o günkü sorunları, sonra yaşanılan deneyimler, sonraki süreçler vesaire insanları daha yakınlaştırabiliyor. Mesela 2012'den itibaren de Fethullahçıların tehlikesi konusunda onlar mesela beni çok uyarmıştır. Babam özellikle çok söylemiştir. Bak o kadar askerlere şey yaptın. Bak bir de bunlar var. Bunlar da bak artık memleketin tek sahibi olup ülkeyi biz yönetiriz. Hükümet falan bizim hani affedersin köpeğimiz olsun havasındalar diye. O da beni orada, o aramızdaki fikir farklılığı ve iletişim o anlarda benim faydam olmuştur. Yani Türkiye'ye de o anlamda yani o süreçlerde çünkü ben çok aktiftim. Yani o tabii işte bunu konuşmuyoruz. O kolay bir süreç değil. Yani askeri vesayete karşı bir birikim vardı. O yıkılama AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın sonradan FETÖ'yü bitirmek için adım atması, bunu yapabilmesi daha zordu. Çünkü devlet büyük oranda artık onların eline geçmişti ve başarılması çok zordu. Zor bir süreçtir yani o kolay bir süreç değildir. Rasim Bey, siz ne yaparsınız boş zamanınızda eğlenmek için, kafa yani, dağıtmak için? Tabii ben aslında çok eğlenceli bir adamımdır. Yani ben siyasetle çok sürekli siyasetle ilgilenen bir adam değilim. Dediğim gibi 6-7 sene Plato Film'de olduğum dönemden sinema dünyasından arkadaşlarım da çoktur. O kuşakta, yeni kuşağı çok tanımıyorum. Bir kere şu an mesela roman yazıyorum bir tane. Ha. Evet, yani Türkiye'nin geçirdiği son 15 seneyi benim dedim dürüstçe yazmam lazım. Çünkü ben de bunun içinde bir aktörüm. Hem bir popüler kültür aktörü olarak, hem bir siyasal aktör olarak, bir entelektüel bir aktör olarak içindeyim. Bunu benim dürüstçe ama yazmam lazım diye. O konuda çok meşhur bir roman vardı Türk Edebiyat tarihinde. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul romanı. Evet. Hatırlarsın TRT'de dizi de olmuştu. Olmuştu. Sen hatırlarsın yani. O ki TRT yeniden senin yayın vesilesiyle söyleyeyim onu yeniden dijitalize ederek yayınlamalı. Yani müthiş bir, güzel bir diziydi o. O Meşrutiyet İstanbul'unu, sonra önce Abdülhamit İstanbul'unu, İstibdat İstanbul'unu, sonra Meşrutiyet İttihat Terakki ve en son Mütareke, İşgal İstanbul'unu mükemmel anladı. Üç İstanbul. Üç İstanbul, üç farklı. Egemen bir dönem egemen olan bir öbür dönem sokaklara düşüyor. Bunu anlatan mükemmel bir romandır Mithat Cemal Kuntay'ın. Tek romanıdır. Ben de dedim ki bir Üç İstanbul Reloaded gibi bir isimle, o da biraz yayıncım buldu, bunu yazayım. Çünkü Türkiye'de bizim de eski rejimin askeri vesayete egemen olduğu bir Türkiye'de yaşadık. Sonrasında onların gidip yerine FETÖ'nün, Fethullahçıların da egemen olduğu bir Türkiye'yi yaşadık ve ondan sonra da şu an işte önce Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir güçle olduğu, işte sonrasında da şu an yeni bir rejim konsolidasyonu olduğu bir dönem. Yani üç ayrı dönem yaşandı son 15 senede. Aynı Mithat Cemal'in Üç İstanbul dönemindeki gibi. Ben de bunu yazayım. Ben de bu dönemin üçünde de varım diye onu şu an yazıyorum. Yani şu an onunla uğraşıyorum daha çok. Onun dışında da yani ekranda da görüldüğü gibi keyifli ve eğlenceli bir insanımdır. Dışarıda yani Twitter'da ya da dost sohbetlerinde işte hepimiz aramızda şöyle konuşmalar yapıyoruz ya Rasim Bey. İşte atıyorum sanıyoruz ki böyle mi diye soracağım da böyle anlatayım. Sanıyoruz ki mesela sizin devletle bir işiniz olduğunda siz telefonu kaldırıyorsunuz, arıyorsunuz. Ya işte bizim de böyle böyle bir işimiz var bunu hala kapatıyorsunuz o iş oluyor. Böyle mi? Değil canım öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok.
Ha. Çünkü hani siz zaten Melih Bey'in ve Osman Bey'in kanalında da çalışınca hani sanki siz her işinizi çok kolay halleder misin? Çok öyle bir şey. Melih Bey'in de yani başına neler geldi biliyorsun. Aslında birlik ölçekte o da bir sürü şey yaşadı. Şimdi şöyle, bilmiyorum tabii. Yani ya şöyle, şu doğrudur. Yani tek benim için değil ama baktığımızda Türkiye'de bir siyasal iktidara yakın olan ya da o siyasal iktidarın oluşumunda katkı sağlamış İnsanlar bir anda güçlenir. Zaten demin ki senin de dizisini seyrettiğin roman da onu mükemmel anlatıyor aslında. Yani istibdat döneminde, yani Abdülhamit Sultanahmet döneminde Adnan diye bir hukuk fakültesi talebesi, İttihatçı. İttihatçılar döneminde birden büyüyor, her işini yaptırıyor, bütün davalar ona geliyor, avukat. Zenginleşiyor, konaklar, hanlar. Sonra yeniden. Şimdi bu var Türkiye'de. Tabii ki burada bazı konularda bazı kişi, ama bu aslında tek benliğe değil. Gazetecilerin de böyle bir imtiyazı vardır. Mesela çok muhalif olup devletin kimi bakanlarına çok yakın olan arkadaşlarımız var. Mesela hükümetin kimi bakanları gazetecilerle çok yakın olmayı tercih ediyor. Şimdi isim vermiyorum ama yani senin buraya da gelen, gayet de ben muhalifim diyen ve her işini yaptıran arkadaşlarımız var. Yani gazetecilerin böyle bir şeyi vardır Türkiye'de eskiden beri. İmtiyazı yani. Türkiye'de gazeteciler sadece gazeteci olmamıştır. Gazetecilerken tanınmışları söylüyorum. Yoksa emekçiler çok uğraşır vesaire vesaire. O konuda bir şey vardır. Yani bütün şeye has bir durum vardır yani. Ya aslında o diyorsunuz mesleğin avantajı. Evet, biraz öyle. Yani medya, yani medya aktörü olduğunda onun avantajı var. E bir de tabii şeysen, yani siyasal iktidarın dediğim gibi oluşumunda etkin varsa bir on adamın ne bileyim, tabii o ilişkiler vardır Türkiye'de. Yani o daha olmamalı mesela. O anlamda bizim ülkemizde o gelenek eskiden de öyleydi yani. Özal döneminde Özal'a yakın olan bilmem ne, onlar hep vardı. Onlar, o dediğin doğru ama şu da olmamalı. Yani ben hiç kimse işini yaptıramıyor da belli insanlar işini yaptırıyor gibi olmamalı. Ama yani benim yaşadığım dönemde ben bayağı yargılandım vesaire, bayağı bir şeyler oldu. Yani o kadar da hani Türkiye böyle siyah beyaz, işte egemenlerin olduğu, onların başına bir şey gelmediği tam bir ülke değil. Daha karmaşık bir ülke Türkiye. Yani biraz şu an kutuplaşma yüzünden muhalefet de biraz tabii gördüğüne algılıyor. Yani mesela Tayyip Erdoğan her şeyin hakimi görüyor. Şu an Tayyip Erdoğan her şeyin hakimi değil. Bir rejim var, bir rejim blokunun lideri Tayyip Erdoğan. Yani onun içinde farklı unsurlar var tabii, senin bu program onun konusu değil ama değil, evet. Başka senin formatları, güzel formatları var, orada ben anlatırım. Yani bugünkü rejimi iyi tanımlamak lazım. Ben bunu muhaliflerin iyi tanımını düşünmüyorum. Dahası ben iktidar muhalefet olduğuna da fazla inanmıyorum. Bugün muhalif gördüğümüz insanlar da o rejimin parçası oluyor genelde. Yani rejimin bir tarafı. Yani şu an aslında, şu an Türkiye'de hani vesilesi yer gelmişken söyleyeyim. Muhafazakarlık, milliyetçilik ve ulusalcılık birlikte zaten koalisyon içindeler. Burada diyelim çok ulusalcı bir arkadaşımız var. Muhalifim diyor hükümet. Aslında o devletin bir parçası. O da birine yakın. Ama öbür tarafın yaptığından hoşnut olmuyor falan. Yani Türkiye'yi öyle tanımlamak lazım. Öyle tanımlamadığımız için zaten olayları anlayamıyor birçok insan. Ya diyor bu buradan buraya geldi, bu buradan buraya geçti. Nasıl oluyor bunlar falan diyor. İşte ona ayrı programlarla konuşmak lazım. Rasim Bey, sizi en çok ne kırar hayatta? Vallahi pek bir şey kırmaz ama... Çünkü öyle gözüküyorsunuz, ondan sordum. Beni pek bir şey kırmaz. Ama çok sevdiklerimin ihaneti belki kırar. O da mesela çok sevmediğim ama tanıdığım insanların ihaneti de çok kırmaz. O kırsa 3 sene o dönemde ben bayağı bir ihanet gördüm. Ama çoğunu affettim. Yani sonradan gelip özür dileyenler de olur. Kıskançlık çoktur bence de. Bu tür şeyler olur. Ben de çok ön plana çıkmış bir adamdım. Yani ben yokken bile hala ön plana zannediliyordum. Yani bu zaten biraz efektir ya. Mesela sen de çok ünlü bir insandın. Bir ara çekildin ama çekildiğin dönemde yine selebriti kabul ediliyordun. Ya ben yokum. Mesela ben işte ilginç bir şey anlatayım. İşte o 3 senelik benim tabutta olduğum dönemde İzmir'deyim. Bir arkadaşımla yemek yiyorum. Kadının biri geldi ve ben 1,5-2 senedir de ne ekranlarda varım, yokum yani, yok. Geldi. Dedi işte bilmem ne, dedi bak dedi Türkiye'nin halini gördün mü dedi, bilmem ne dedi, sen de abire bunları savunuyorsun. Ya dedim teyzeciğim, ben 2 senedir yokum yani dedim, sen niye bana bir şey yapıyorsun, ben yokum ortada. Hani nagen olsun nagene kız, ben yokum dedim. Ondan sonra hala devam etti teyze İzmir'de.
Arkadaşım da beni savunmak için ya teyze dedi bak ben de dedi onun çoğu fikirlerine katılmam ama dedi ya bak o gazete vardı. O gazeteyi attı. Bak dedi burada bir sürü o gün işte uçaktan dönmüş gazetecilerle o resmi var. Ya dedi sen dedi al bunlara kıstana dedi. Sen dedi bu çocuk dedi iki senedir ortada yok dedi. Kadın aldı. Yani o tam işte CHP'li teyze derler ya öyle bir teyzemiz. Baktı. Attı gazete. Ben bunları hiç tanımıyorum ki dedi. Ben bunları tanımıyorum. Ben bunları ben onlara kızma. Ben buna kızarım. Ben bunu tanıyorum dedi. O zaman gazeteci arkadaşımı aradım bir tane. Ulan dedim. Bunlar dedim çıkıyor tanınmıyorlar. Yine iş bize patlıyor dedim. Bari dedim birkaç yıldız yaratalım da biraz sorumluluğu onlara yükselir dedim. Yani biz iki senedir yok ya. Yani böyle durumlar da oluyor. Mesela demin senin sorduğun sorularda da aslında ya benim hani böyle kesintisiz bir şeyim olmadı. Hani bir sürekli muktedir halim olmadı. Ama o öyle algılanıyor tabii. Benim sizle ilgili algım hani derler ya dünya yansa bir kalbur samana satar. yani umursamaz anlamında. Evet. Ya şöyle tam öyle değil. Şöyle diyelim başkalarının yani önemsemediğim insanların tavrından hiç etkilenmem. Hiç de umursamam. Dediğim gibi çok sevip çok önemsediğim kişilerin İhaneti belki beni şey yapabilir ama öyle büyük bir ihanetle de karşılaşmadım. Beklediğim kişilerden kıskançlık gördüm, fesatlık gördüm. Onları olgunlukla karşıladım. Ama onun dışında o onu dedi, bu bunu dedi, yok ben işte sosyal medyada linç yedim. Bunları ben komik buluyorum. Yani bazı insanlar görüyor, aa bugün beni linç ediyorlar diyor. Ulan dedim ya benim yaşadıklarımın %1 milyonda birini yaşamıyorsun. Yani demek ki kamuoyuna dönük işlerde, buna siyaset de dahil. Popüler kültür de dahil, oyunculuk vesaire dahil. Bunları kaldıramayan kişilerin bu işe girmemesi lazım. Çünkü girerlerse çok büyük psikolojik travmalar geçiriyorlar. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar diye düşünüyorum yani. O biraz altyapıyla ilgili. Tabii. Ama bazen çok eğitimli, çok kültürlü insanlar da alınganlık bu biraz. Etkilenme olayı. Belki tecrübe de biraz onu aşıyor ama bazı insanlar aşamıyor yani çok kafaya takıyorlar vesaire. Dizi falan seyrediyor musunuz Rasim Bey? Yani şeyi seyrediyorum. Mesela Bir Başkadır'ı seyrettim Netflix'te. Ve çok da beğendim. Hatta Adem Metan benimle konuştu. Detaylı da bir analiz yaptım orada. Eski sektörde olduğum için de. En son şu Blue TV'deki Yeşilçam'ı seyrettim. Onu beğendim. 4 bölümünü seyrettim. İlk 4 bölüm zaten yayınlandı. Hatta demin bahsettim ya. Türkiye'de gayrimüslimlerin yaşadığı zulümlerle ilgili ilk defa bu kadar duyarlı bir Türk dizisi gördüm ben. Onun o açıdan hoşuma gitti. Yani o Çağınırmak başka bir filminde de vardı. Dedemin insanlarında da vardı. Yani Çağınırmak mesela o konuda duyarlı olmaya çalışıyor. Ayvalıklı da ondan. Tabii. Ama muhtemelen ailesi Girit göçmeni diye düşünüyorum. Olabilir. Ama yani bizi bak sinemacılarımız şöyledir Arman Bey. Yani ben hepsiyle tanıştım o zaman. Bir taraftan çok insani özellikleri olup ama işte bizde öyle bir egemen ideolojik bombardımanla karşılaşmış bir insanlarız ki. Çağınırmak'ta da onu görürüm. Orada çok demokrat olup başka bir konu bakarsa aynen resmi tez gibi konuşmaya başlar. Yani zor. Ya Türkiye'de demokrat olmak, demokrat kalmak zor. Ben hatta geçen konuştuğum bir belgeselde Çetin Altan'ın o hikayesini anlattım. Çetin Altan rahmetli biz o zaman 2010 yılında İşte askeri vesaire bitiriyoruz. Türkiye özgürlükçü ve demokratik hukuk devleti olacak diye. Çok hevesliyiz. Rahmetli geldi. O zaman da ben yine bu siyasi olarak çok popülerim. Bu showman, komedyen o taraflarım yok. Ya dedi Türkiye'ye çok dedi hevesleniyorsunuz. Türkiye özgürlükçü, demokratik bir ülke olacak dedi. Ya Türkiye don lastiği gibidir dedi. O zaman yaşı 80 falan Çetin Altan'ı rahmetli. Don lastiği gibidir dedi. Uzar zannedersin. Pat diye geri döner dedi. Biraz ondan herhalde. Yani toplum olarak bir sorunumuz var. Mesela deminki örnekten hareket edeyim. Yani Sarı Zeybek seyrederken şey olmayan 3 insan bizim arkadaşımız. Biri dindar, muhafazakar, İslamcı. Öbürü Dersimli, Alevi, Kürt ve solcu. Öbürü de gayrimüslim. Bu üçü de birbirini sevmiyorlardı. Biri işte Yahudiler dünyayı bilmem ne yapıyor, Ermeniler falan diye onları da nefret ediyor İslamcı arkadaş. Öbürü o işte bunlar gelecek bizi kesecek. Öbürü işte bilmem ne bu Sünniler böyle yani herkes de yani mazlumlar da hiçbir zaman Türkiye'de mazlum olma zemini altında birleşemediler. Yani biz kardeşim sistem bizi zulmediyor.
gelin bir ortak ahlak zemininde buluşalım. Buluşulamadı. Olur gibi olduğu zamanlar oldu. Yine patladı. Döndü, dolaştı, yine patladı. Hani bir başkadır da var ya o kız karakter. Dönüyorsun, dolanıyorsun, aynı yere geliyor. Ne öyle bir şey yani. Türkiye biraz öyle. İyi bir baba mısınız? İyi bir babayımdır. Onu da Nagihan'a çağırıp olur. Belki de bu çok tuhaf bir soru oldu. Hayır canım mesela. Çok seviyorum tabii ki. Kızlarımı bir kere yani ikisinin mesela demin bahsettiğimiz konuları kadın meselesi konuşmadık. Yani kadın olarak doğmak da hem Türkiye'de daha ziyade dünyada da nispeten maça 2-0, 3-0 geri başlamak oluyor anlamına geliyor. Ve kadın mücadelesine çok büyük saygı duyuyorum. Ve kızlarıma da mesela o manada çok böyle bir doktriner davranır. Adı Nagihan'dan bile fazla doktriner davranırım ben. O manada çok feministimdir yani. İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmeyi nasıl buluyorsunuz? Buluyorum, tabii ki. Yani sözleşmeden çekilmek çok büyük bir yanlıştır. Ben mesela bir Sümeyye Hanım'ın, Esra Hanım'ın da sözleşmeden çekilmeyi doğru bulduğunu zannetmiyorum. Ama işte siyasi dengeler, işte demin bahsettim. İşte mutlak hakim Tayyip Erdoğan değil. Bir, tabii ki şu anki rejimin içinde en güçlü figür o. Ama Türkiye çok fazla dengelerin olduğu bir ülke. Onlar arasında, Türkiye'yi analiz etmek de zor, onu da söyleyeyim. Onun için batılılar da çuvallıyorlar. Bakıyor adam, anlayamıyor, oradan buradan anlayamıyor. Kızlarınız düşkün mü size? Çok düşkün. Kız çocukları babaya düşkün oluyorlar. Ya şöyle, yani ben mesela o tezi de karşı olduğum için, o da bir şey, kadınlar emeği verir verir. Hakikaten de kızlar babacıdırlar yani. Ona mesela hep onu söylüyorum. Bu ailenin sizin için bir numarası annenizdir. Ben iki numarayım diye. Çünkü o ideolojiyi de ben doğru bulmam yani. Hep bir kadın emeği verir verir, babalar rantı götür. Daha çok babalar anılır. Yani anne böyle daha şey kalır. Ya gerçi öyle ezik bir kadın değil ama yine de onu söylerim. Ama ikisi de bana çok düşkün. Zaten bir tanesi bir tip olarak da bana çok benziyor. Yasemin, Betül Yasemin. Yani internette bulabilirsiniz resmi zaten. Bana benzediğini göreceksiniz. Rasim Bey, küs olduğunuz gazeteci var mı? Şöyle, benim küs olduğum bir gazeteci yok. Yani şöyle yani çok... Ya mesela geçmişte en çok Ertuğrul Özkök'le kavga ettim. Ama şu an Ertuğrul Özkök'le hemen her gün konuşuyorum. O geçmişin muhasebesini yapıyoruz. Bugünkü gelinen noktada Ertuğrul Özkök'ün de geçmişinden ders alan, benim de geçmişinden ders alarak belli noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zafer Mutlu'yla çok uğraştım geçmişte. Onlar çünkü eski sistemin egemenleriydi. İşte biri biliyorsun Sabah grubunda, biri Hürriyet grubunda. Ve en çok onları ben yıpratmışımdır. Ama sonrasında biraz box maçı gibi. Box maçı yaparsın ve sonunda maç bittiğinde o karşılıklı geleceksin. Mesela bundan bir süre önce bir Aydın Doğan'a gittik Nagihan'la. Şimdi muhasebe yaptık mesela. Ben ona yaptıklarımı söyledim. O bana yaptıklarını söyledi. Espri yaptı ona. Birbirimize attığımız kazıkları konuşuyoruz falan diye. Yani bir medeni bir biçimde oturup konuşmak lazım. Ama bana karşı tavrı olan, nefret eden bir sürü gazeteci arkadaşım vardır. Benim onlara karşı böyle bir tavrım yok. Gerek diyor. Bunlar hani çok küçük kavgalar yani. Yani Türkiye'nin şu an bulunduğu noktada bu tür kavgalar da komik yani komik buluyorum. Yani benim öyle bir duygum yok. Başkasının varsa bilmiyorum. O kadar profesyonel bakabiliyor musunuz sen? Yani ya profesyonel derken şöyle. Hani bunu oyuncular arası gibi değil. İşte oyuncular yani diyelim şey oyuncular, sinema oyuncularında tam profesyonellik vardır. Bizim futbol yorumcularında da o vardır. Yani bir profesyonellik vardır. Aslında futbol dünyasında en az yuvarlak olan şey toptur diye espri yaparlar. Yani herkes biraz fırıldaktır. Bir de şimdi futbolda herhangi bir dava falan da yok. Hani bir dava olur, insan onda bir dayanışma olur falan filan. Siyasette biraz o da var. İster istemez inandığınız düşünce var. O konuda bir mücadele veriyorsunuz. O mücadele doğru oluyor, yanlış oluyor. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. O oluyor, bu oluyor. Ama son tahlilde manalı bulmuyorum. Yani şu an o şekilde birine karşı kinlenmeyi falan manalı görmüyorum. İyi bir aşık mısınız Rasim Bey? Evet. Yani kesinlikle iyi bir aşığım. Tutkulu bir adamım ve sevdiğim için. Aslında tek şey değil. Yani ben hem aşkım için hem Nagihan için hem de yani sevdiğim hiçbir insanı hayatta satmamışımdır. Mesela olaya siyasi
bakacaksınız belki ama siyasi değil. Mesela Tayyip Bey sevgim de öncelikle insanidir. Tayyip Bey'in ben çocuklarım isim babasıdır. Böyle bir manevi bağ vardır ama o hatalarını doğru bulduğum anlamına gelmez. Onları da söylerim. Ben mesela son dönemde Cüneyt Özdemir'e katılıyorum orada. Gayet şey davranıyorum. Hata gördüğüm hatayı falan söylemeye çalışıyorum. Sevgi ayrı bir şeydir. Bir insanı seversin. Ama onun yaptığı hatalar vesaire o konuları sen görmemezden gelmene ya da numara yapmanı gerektirmez. Biz bunu öğrenemiyoruz Türkiye'de. Yani birini seviyorsak tamamen kutsal oluyor. Sevmiyorsak da adam ne yapsa kötü oluyor. Halbuki onun bir ara. Yani mesela Atatürk'le de ilişkimiz böyle oldu. Ben Atatürk'ü seven bir aileden geliyorum. Atatürk'ü seviyorum. Ama hayatı boyu doğru yaptı. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir insan için böyle bir şey olamaz. Biz bunu bir Orta Doğu toplum olarak öğrenemiyoruz. Öğrenciye de benzemiyoruz. Her kesim için söylüyorum. Yani bu böyle oldukça da işte bir başkadır da ki repliğe geliyoruz yani. Dönüyorsun, dolanıyorsun, aynı yere geliyorsun diyor. İşte onun gibi. Ya da Çetin Altan'ın hikayesi gibi oluyor işte. Don lastiği geri gidiyor. Don lastiği uzuyor zannediyorsun. Bir şey oluyor zannediyorsun. Bir anda geliyor. Ya. LGBT hakları da öyle oldu. Türkiye'de. Volkan Aytardi de bir akademisyen vardı. Ya bütün mesela o şey yürüyüşleri bu dönem yapıldı. Pride yürüyüşleri bu dönem yaptı eşcinseller. Ve daha önce yoktu bunlar. İlk dernekler, ilk vesaire Avrupa Birliği raporları vardı. Aynı anda bu sefer de Doğu Avrupa'dan da gelen bir rüzgarla çok önemlidir mesela onu böyle olayın aslında İslam dünyasından kaynaklanan bir şey değildir Türkiye'deki son dönem çıkan LGBT düşmanlar. Doğu Avrupa'da böyle bir akım doğdu. Rusya, Polonya, Macaristan. Oradan da Türkiye'ye geldi. Ve bir anda hop Türkiye'de bir travma değişti. Yani böyle olunca da hiçbir şey kalıcı olmuyor diye insan üzülüyor tabii. Yani. Umutsuz gördüm sizi Rasim. Şöyle umutsuz, şöyle. Aslında yani yeni gençliği gördükçe vesaire Türkiye'nin yaratıcılığı konusu çok umutlu. Müthiş bir yaratıcı, üretici gençler, beyinler bu var. Ama Türkiye'nin birinci sınıf bir özgürlükçü, demokratik ülke olacağına inanıyor muyum artık? Yani orta vadede inanmıyorum. Kendim 40 yaşındayım. Öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. En önemli dönemeç bir iç savaş yaşanmadan, toplumda büyük bir çatışma yol açmadan, birbirimizi hiçbirimizin dövmeden bir yola girilmesi. İşte 2023 dönemecine giderken en önemli şeyin o olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa o eski gençliğimdeki şeyim yok. Yani Türkiye'nin belli şeyleri aşıp hakikaten hukuk devleti olacak. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, özgürlükçü, demokratik, eşit yurttaşlığa dayalı bir ülke olmuyor. Yani bunu isteseniz de bazen olmuyor. Yani ben mesela şu anki durumdan Tayyip Bey'in de mutlu olduğunu zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Ama işte circumstances denir ya yani gavurca. O koşullar Türkiye'yi bir noktaya getiriyor. Yani bunları daha uzun tahlil etmek lazım. Uzun uzun analiz etmek lazım. Peki Rasim Bey. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sizin görmediğimiz bir yönünü gördük. Gerçekten gör beni oldu. Öyle oldu, öyle oldu. Sağ ol. Çok güzel. Teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.